burada nargile patlatıldı burada. Yani kızlar yere düştü, İstiklal'da ölenler oldu, yaralı oldu. Dediler polis izin vermiyor dışarı çıkmaya. Onun için biz dışarı çıkmadık. Yani yarım saatim vardı. Dedim oturayım bari, yarım saatim çıkarsam olmaz dedi. Ama içim dayanamadı ya. Öyle bir ağlıyor da çığlık sesi. İnsanın kulağında şu anda çığlık. Siz biliyor musunuz? Ölü yaralı falan gördünüz mü? Tamam, var sakin ol, sakin ol. Tamam. Siz ne iş yapıyorsunuz? Tamam, sakin. Tamam arkadaşlar, okey yapın. Sakin yapın. Ya su var mı arkadaşım? Su verin ya. Yaralı falan var mı? Vermedim. Rüzgarın açığını sen duydum sadece. İçim dayanamıyor ya, şu anda kulağımda öyle kızlar sesi, şu anda kulağımda ya, öğrenci kızlardı ya. Ya böyle şerefsizlik olamaz ya. Nasıl olmuş abi, gördünüz mü siz? Ben yürüyorduk burada, işte İstiklal'den meydana doğru yürüdüğümüzde arkamızda gürültü duyduk, gürültü bir patırtı duyduk. Bu arada arkadaşlarımız, yanımızdan koşanlar vardı, ne oldu diye biz de irkildik, baktık. Yanımızdan geçenlerden beraber yürüdüklerimizde arkasından yaralanmalar vardı, kulağından yaralanmalar vardı, ayağından yaralanma. Ve patlama mı oldu? Patlama oldu, büyük, çok büyük bir gürültü oldu ama döndük baktığımda yerde yatanlar gördüm yani, 5-6 kişi gördüm yerde yattığını. Ölü var mıydı peki, gördünüz mü? Hareketsiz yatan. Hareketsiz vardı, tahminimce vardı. Geldik, biz orada oyuncak satıyorduk. Ondan sonra bir ses böyle çoğaldı. Arkamdan bom diye böyle yaptı. Baktık ne yapacağımızı şaşırdık, dedik ne yapabiliriz. Bir döndük, herkes kaçan kaçan zaten. O psikolojiyle biz de kaçtık. Ondan sonra baktık ki bak başka bir patlama şeyi yok. Herkes, polisler müdahale etmeye başladı. Gittik gördük ki yani bizim yerimizde kim olsa göz kaldırmaz. Yakınız var mıydı ona? Yok, bir arkadaşımız vardı sadece. Yaralıları, ölenleri görebildiniz mi? Ya da gördük. Gördük. Bir canlı bomba falan. Tahminen kafası kopuktu. Bir yerde bir kızın, bir turist kızın kolu kopmuştu böyle bir 20 metre kadar. Ayaklar kopuk vardı böyle. Üstümüze zaten bizim insanların etleri geldi. Nasıl dışarı ampul gelmedi Allah'a şükürler olsun. Sonra ne yaptınız? Sonra ne yaptık zaten? Biz ambulans arıyorduk. Herkes ambulansı arıyordu. Kendini toparlayabilenleri oradan kenara çektik. Biz zaten 3-4 kişi vardı kendini toparlayabilen. Tahminen zaten bir kişi orada öldü. Kaç kişi vardı tahminen orada? 8-10 kişi en fazla. Yani bir gruptu sanki yani. Bir grubun içinde patlattı. Ağırlık olarak yaralı mıydı? Ağırlık olarak yaralıydı. Sen topluydu. O tam topluluğun içinde patladı. Yani öyle dağınık bir yerde yaralanan olmadı. Tam nokta neredeydi? Balo Sokak diye geçiyor. Hayır. Neresi? Atlas Pasajı'yla Halep Pasajı'nın arası. Yani ikisinin tam arası. Yani hükümet konağından az bir şey 10 metre yukarı. Siz oyuncak satıyorsunuz orada. Biz seyyar satıcı. Her zaman da orada çalışıyorduk. Bugün arkadaşım biraz yukarı gitti, ben de gideyim dedim. Sen de oradaydın tam yani. Biz oradaydık tam. Siz buraya arkadaşınızı mı getirdiniz? Sırtımda bir taşıdım arkadaşım. Onun durumu nasıl? Çok onun mu ağır? Onun durumu şarampol girdi sırtına, iki tane böyle. Bir de ayağına şarampol girdi. İsmi ne? İsmi, soy ismi? İsmi Ferit, soy ismini bilmiyorum arkadaşlar. Ne oldu peki o an? Çıkamadım. Önümüzde patladı, direkler kapalıydı. Bütün şarapnelleri içeri girdi. Efek günah parçaladı. Dükkanınız mı var orada? İş yapıyorum. Ne mağazası? İsmini bilmiyorum. Nasıl oldu abi? Bir olay anlat, o an tam olarak ne oldu? Ya dışarı çıktığınızda ne gördünüz? Herkes yerde yatıyordu. Yani canlı bomba yeri patlamış. Dağılmış her yeri. Parçalanmış kesinlikle. Sarı modlu bir genç bir çocuk, 30 yaşlarında. Patlatmış kendini. Yakınız var mıydı? Yani dışarıda arkadaşınız var mıydı? Var, içeride. Şimdi durumu nasıl? Bir şey yok, sıyrık. Neresinden yaralandı? Ayağından. Ayağından. Peki tahminen kaç kişi yaralı vardı orada? 10 kişi yatıyordu yani. Kalabalık mıydı yani? Turist olduğu söyleniyor, doğru mu? Turist olabilir. Yani patlamadan sonra oradaki şeyi bize bir anlatsa, hani nedir, ne oldu? Ya insanlar ne yapıyordu? Ambulanslar mı? İnsanlar hep yerlere yatmış, kaçıyorlar. Ambulans gelmedi. Polis arabasıyla polis sağ olsun hastanelere sevk etti yaralıları. Biz de kaçtık orada. İngilizce bağıran var mıydı? İngilizce yoktu. Siz kendiniz mi getirdiniz yaralınızı? Polis getirdi. Eyvallah, tamam. Çok teşekkürler, sağ olun. Turistik amaçlı yolculukta çalışıyor muydunuz? Çalışıyordu, hepimiz de çalışıyor. Abimiz, ben, hepimiz çalışıyoruz. Nereden geldiniz? Türkmenistan'dan geldim. Türkmenistan'dan. Ne zamandır Türkiye'desiniz? 5 senedir. Taksim'de mi çalışıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Kestane şirket yapıyoruz. Biraz detaylı anlatırsan hani şöyle şu ben turizmde çalışıyorum, abim de seyahat. Baştan anlatırsan. Başka bir şey yoktur yani, bu kadar yani, yaralanmış gelmiş.
Olay nasıl oldu? Siz nasıl, ne gördünüz? Ne biz yoktuk. Biz işteydik. O duyduk geldik. Telefonu aradık. Telefonu açmadı. Sonra geldik biz de. Durumu nasıl? İyi. Çok şükür. Allah'a çok şükür. Allah'a sevdiği yer. Evet. Bacağından. İsmi söyle. Abi... Olaya yakındık. Yani yardım edemedik güvenlik dolayısıyla. Böyle bir duygu olamaz. Bu ülkedeki 3 milyon Suriyelinin insanların bu ülkeden gönderilmesi lazım. Biz tuvalete gidemiyoruz, ibadetimi de yapamıyoruz. Nasıl bir duygu ya? Her gün bomba korkusuyla yaşıyoruz. Yani insanlar, bak işletme sahibiyiz burada, işletmemiz bomboş. 30 yıllık emeğimiz, hepsi 2 ayın içinde perişan olduk yani. Bu kadar kötü. Olay esnasında İstiklal Caddesi'nde fatura ödemesinde bulunduk. Bir anda bomba patladı. Yani herkes bir tarafa kaçtı. Korku içinde yani. Böyle bir... Yaralılar, insanlar yerdeydi. Yardım etmeye çalıştık ama edemedik yani. Güvenlik açısından polis arkadaşlarımız geldi, müdahale etti. Yani gördüğümüz olay bu kadar yani.